rencide eder. Diyelim sevdiğin terk eder. Birisi ihanet eder, biri iftira atar. Sen başını yastığa koyarsın. Ben bunu hak etmedim, benim milletin içinde rencide etti, beni aşağıladı, iftira attı. Diyelim bir kişi bunu bir defa yapar ama sen bunu 100 defa düşün, 100 keresinde de üzülürsün. Niye? Beyin hayal ettiklerini gerçek algılar. Mesela bazı insanlar var, ben başaramam, ben kazanamam, ben işte burada üniversiteye gidemem diye düşünürler ya. Beyin şöyle yapar, o hayal edince kazanamamayı efendim emredersiniz, kazanmamanız için elinden geleni yapar. Beyin böyle çalışır. Benim beynim bunu öğrendiğim gün hayatımın gidişatı değişti. 38 yaşındaydım, bu bilgileri öğrendiğimde evden kaçmıştım. Bunları öğrendim. Önce bir yuvamı böyle toparlayıp bir araya getirdiğimi hayal ettim. Sonra dedim ki ben öyle bir konferanslarını yapacağım ki tam 2 milyon kişiye konferans yapmışım. Sonra dedim dünyanın değişik ülkelerine gideceğim. Sonra dedim Cumhurbaşkanlığında eğitim yapacağım. Bak hem de 2 kere gittim. Bir de yukarıya 4 kere gittim. Şimdi bir hedefim daha var söyledim size. Birleşmiş Milletler'de genel kurulda dünya devlet başkanlarına eğitimler yapacağım. Sevgi eğitimi. Ben bunları hayal ettikçe çevrendekiler bana hayal görüyorsun diyorlar. Ama bana hayal görüyor diyenler şimdi soyadımı duydun mu? Mesela trafik polisi durduruyormuş akrabalarımızı. Kapaklı hayal. Şan Hoca neyin oluyor? Aha amcamın oğlu. Ha al al devam et hadi git. Hava atıyorlar. Nurcan'ın sonunda yeri gelince söyleyeyim size. Nurcan benden sonra ilkokuldan sonra evlendi, okumadı yani. Bir insanı aşağı çekerseniz kendiniz aşağıda kalırsınız. Bir insanı yüceltirseniz kendinizi yüceltirsiniz. Nurcan'ın işi gücü benimle beni aşağılamaktı. Sonra evlendi. Sonra ne oldu? Ben televizyon programları yapıyorum. Anam görmüş, ben görmedim. 3 çocuğu var. Böyle beni aşağılayan kız bunları unutmuş. Ben köye gittim, şimdi beni artist gibi karşılıyorlar. Ondan sonra Nurcan çocuklarına diyormuş ki Alişan amcanızı iyi seyredin, o benim çocukluktaki en değerli arkadaşım daha. Yalana bak yalana. Ben de gençlere diyorum ki bugün sizinle alay edenler bir gün gelir başarılarınızla etrafına hava atarlar vallaha. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum?